Yorumcular da cezaevinde müzik yapmayı sürdürdü. Enstrümanları ellerinden alındığı için cezaevindeki ranza borularından kaval, termatikten flüt, çeşme borularından yan flüt yaparak yollarına devam etti. İşte termatik saplarından birkaçını birbirine bağladık. Bazılarının içine kağıt doldurduk. Pan flüt görevini gördü. Belli notaları ses sistemine vermesi için. Çeşmelere takılan hortumlar vardır biliyorsunuz, plastik. Onlardan bir süs kaval yaptık. Daha sonra bu şekilde notalarla çalışmaya başladık. Derken sözler artmaya başladı. Yani yoğun bir duygu sonucu sözler döküldü. Müzikle birlikte işlemeye başladık ve cema çıktı. Ancak ortada bir gariplik vardı. Grubun yaptığı müziğin ideolojik içeriğinden rahatsız olan devlet için bu müzik türü terörü besleyecek bir güce dönüşebilirdi. Yasaklar bunun içindi. Altını çiziyorum ki çoğunda da beraat etmiştir yorum, hemen hemen tamamında beraat etmiştir yani. Açsınlar mahkemelere, baksınlar mahkeme kararlarına, son kararlara bakılsın. Baskı nedeni olan her konuda yorum sonuçta beraat etmiştir. İşte asıl gariplik burada başlıyordu. Zira bu müziğin o yasaklanma raddesine gelen gücü grup yorum üyelerini tatmin etmiyordu. Grup yorumcular sadece müzisyen değil, eylemci de olmak gerektiğini düşünüyorlardı. Yani bu müzik grubunun üyesi, uğruna savaştıkları düşünceleri tanıklık eden bir ozan değil, militan da olmalıydı. Grup yorumu bugüne kadar ayak uçtuğundan en önemli etkini, örgütlü bir yapıyı hedefliyor olması, insanlar örgütlü bir mücadeleye çağırıyor olması ve kendisini böyle şekillendirmesine bağlı. Benim sevda, benim ölüm karşımda neyler. Hele doy doy dağlar dağlar.
hayvan beslenir.